Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Karakökte ifadelerde ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Evet. Aşağıdaki verilen sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerin tahmin ederek yerleştirelim. Kök 18. Kök 18'den önce bu verilen sayı doğrusundaki sayıları karekök içine alalım. Kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25, kök 36, kök 49, kök 64, kök 81 ve kök 100 olarak yazdıktan sonra. Şimdi ise verdikleri ifadeleri bizde hangi sayılar arasında olacağını çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Örnek olarak kök 18 kimle kim arasındadır baktığımızda 16 ile kök 16 ile kök 25 arasında olacaktır. Yani burada kök 18 olacaktır. Kime daha yakın olacaktır? 4'e daha yakın olacaktır. Kök 38, kök 36 ile kök 49 arasında burada kök 38 olacaktır. Kök 50, 49 da 64 arasında 7'ye daha yakın kök 50 burada olacaktır. Kök 68, 64 ile 81 arasında bu da kök 68 burada olacaktır. Kök 8 ise kök 4 ile kök 9 arasında o zaman şurada kök 8 olarak ifademiz karşımıza çıkacaktır. Harfler olarak yerine yazarsak A ifadesi kök 18 burada. B ifadesi burada. C ifadesi burada. E ifadesi burada. F ifadesi de 2 ile 3 arasında karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki alanları verilen karelerin bir kenar uzunluğunun hangi tam sayıya en yakın olduğunu bulunuz. Biz bir karenin bir kenarını bulabiliyorsak eğer alanı verilmişse x çarpı x eşittir 10 olarak adlandırabiliriz. Yani x kare eşittir 10 olacaktır. Her iki tarafı da kare kök içine aldığımız zaman x dediğimiz bir kenar kök 10 olarak karşımıza gelecektir. Burada bir kenar kök 15. Burada bir kenar kök 23. Burada da bir kenarımız 37 olarak karşımıza gelecektir. Bizden istenen hangi tam sayıya yakın olduğu için önce aralığını bulmam gerekiyor. Kök 10 dediğimiz ifade kök 9 da kök 16 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. Fark daha yakın olduğu için 9'a 3'e daha yakın olacaktır. Kök 15 kök 16 ile kök 9 arasında 16'ya daha yakın olduğu için 4'e daha yakın olacaktır. Kök 23 kök 25 ile kök 16 arasında fark kök 25'e daha yakın olduğu için 5'e daha yakın olacaktır. Kök 37 kök 36 ile kök 49 arasında 36'ya daha yakın olduğu için kök 37 bu kenar 6'ya daha yakın olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer bizden aralık olarak isteseydi kök 10 dediğimiz 3 ile 4 arasında, kök 15 3 ile 4 arasında, kök 23 4 ile 5 arasında, kök 37 de 6 ile 7 arasında olarak cevabımız çıkacaktır. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Halis çantasında bulunan cevizlerin sayısı 20 kök 26 ile kök 48 sayılar arasında bir tam sayıdır. Hemen o zaman kök 26 ile kök 48 arasında tam sayılara bakmam gerekiyor. Tam sayı olması için karekökten dışarıya çıkabilen sayılar olması lazım. Mesela kök 25, kök 36, kök 49, kök 64 diye gidecektir. Kök 26 ile 48 arasında sadece ne vardır elimizde? Kök 36 vardır. Yani 6 olacaktır. Buna göre Halis'in çantasında kaç adet ceviz vardır? 6 adet cevizimiz karşımıza çıkar. Alanı 140 metrekare olan yani kök bir kenarı kök 140 olarak karşımıza geçiyor. Bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Bahçenin bir kenar uzunluğunun en yakın tam sayı değeri tel uzunluğu için kullanılacağına göre yani 140 dediğimiz ifade kök 144 ile kök 121 arasında olması gerekiyor. 144'e daha yakın olduğu için kök 144 12'ye yakın olarak karşımıza gelecektir. Bu 12'ye göre yakındır ama nedir burası? Bir kenardır. Bizden ne kadar metre tele ihtiyaç var istediği için 12 ile 4'ü çarptığımız zaman 48 metre tel olarak kullanacağız çevresini ölçme e, kullanacağımız ifadedir. Kürşat arkadaşı Olcay ile sayı tahmini oyunu oynamaktadır. Kürşat tuttuğu sayının karekökünün değerinin 8 ile 9 arasında bir sayı olduğunu hemen 8 ile 9 arasındaysa kök 64 ile kök 81 arasında olduğunu söylüyoruz. Ve 11'in katı oluyor. Yani 66, 77 olabilir. Buna göre Olcay sonucu kaç bulursa tahmini 9'a daha yakın. Yani kök 81'e daha yakın olur. Ne diyecektir o zaman? 77 olarak adlandırırsa daha yakın olacaktır. Kare kökünün değeri 6 ve 7 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır? Kare kök değeri 6 ve 7 dediğine göre o zaman ne olacaktır? Kök 36 ile kök 49 arasında istiyor. Kaç farklı doğal sayı vardır? Kök 36 ve 49 6 ve 7 olduğu için buradaki 49 ve 36 arasındaki sayılar 37'den başlar. 37 38 48 49 olarak karşımıza. 49'u alamıyoruz. 48 olur. Şöyle yapalım. 47 48 olsun. 37'den 48'e olan sayılardır burada da 12 tane sayımız olacaktır. Eda, Ege ve öğretmeni düz bir çizgi üzerinde ve öğretmen Eda ve Ege arasında kalacak şekilde durmaktadır. Şöyle yaptığımız zaman düz bir çizgi Eda burada Ege burada ve öğretmen ortada. Eda'nın öğretmene uzaklığı kök 60. Ege'nin öğretmene olan uzaklığı kök 23. Buna göre Eda ile Ege'nin arasındaki mesafe metre olarak en fazla hangi tam sayıya daha yakındır? Şeklinde bir durum. O zaman önce ayrı ayrı şuraya bakalım. Kök 60 kimle kim arasındadır? Kök 64 ile 49 arasındadır. Kök 23'e bakarsak kök 25 ile kök 16 yani 4 ile 5 arasında burada da 7 ile 8 arasındadır. Bize en fazla hangi tam sayı değeri söylediği için buradaki alacağım ifadeye baktığımız zaman 4 ile 5 arasında 4,5 olabilir. Sallama bir sayı söylüyoruz. 7 ile 8 arasında 7,5 olabilir. 7,5 buçuk ve dört buçu yaklaşık olarak alıyorum ve toplamları tam olsun diye yani yedi buçukla dört buçu topladığım vakit 7 4 11 13 olarak karşıma gelecektir alabileceği değerler burada daha yakın olan ifadeye baktığımız zaman hangi tam sayı yakındır dediği için toplamlarına baktığımız zaman şunu da kullanabiliyoruz bizdeki aralıkları istemediği için bu kime yakındır? 5'e yakındır. Kime yakındır? 8'e yakındır. Eda ve öğretmenin arasındaki mesafeyi 8. Ege ile öğretmenin arasındaki mesafeyi de 5 alırsam toplam elimizde 8 artı 5 13 olarak karşıma cevabım çıkacaktır. 4,5 neden almıyorum? Eğer arasında herhangi bir sayı deseydi 4,5 ve 7,5 alabiliyordum. Ama 60-64'e baktığım zaman kime yakındır? 64'e yakındır. Yani burası 7,5 yerine 7,9 gibi bir sayıdır. Aynı şekilde kök 23-25'e yakınlığına baktığımız zaman kökten dışarı çıktığı zaman 4,9 gibi bir şeydir. Ve toplandığı zaman 13'e daha yakın olarak karşımıza çıkacaktır. Karaköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazma veya A kök B şeklinde ifade ise kat sayıda kare kök içine alma yöntemi. Biz eğer işlem yapacaksak A kök B olarak kullanırız. Eğer sıralama yapacaksak ise içeriye alıp A kare çarpı B şeklinde bir ifade. Bu nedir? A kök B'dir. Burada sıralama varsa bu çok önemli. Burayı kullanmam gerekiyor. İşlem varsa A kök B şeklinde kullanmam gerekiyor. Trafik işaretleri insanların güvenli bir şekilde yay olarak veya araçlarıyla seyahat etmeleri için kullanılmaktadır. Güvenliğimiz için trafik işaretlerine dikkat etmeli ve trafik kurallarına uymalıyız. Yanına verilen trafik levhanın iç kısmında üzerinde trafik ışıkları bulunan beyaz alan eşkenar üçgendir. Bu eşkenar üçgenin kenar uzunlukları arasında ilişki düşününüz ve açıklayınız. Şimdi... 6 kök 3 var. 3 kök 12 var. 2 kök 27 var. Aralarında bir ilişki bulmam için o zaman bu kök 12 ve kök 27'yi dışarı çıkartmam lazım. 4 çarpı 3 olduğu için 3 çarpı 4 dediğimiz 2 olarak çıkacak. Burada kök 3 dışarı çıkmıyor. 6 kök 3 olarak karşıma çıkar. 27 dediğimiz ise 9 çarpı 3'ten 2 çarpı 9 3 olarak dışarı çıkıyor. 3 olarak çıkmıyor. Burası da 6 kök oluyor. Bütün kenarlar karşımıza 6 kök 3 6 köküç olarak geliyor. Kayaslama yaptığımız zaman ne oldu? Birbirlerine eşit olan eşkenar bir üçgen karşımıza çıkmış oldu. Birlikte yapalım. Kök 75 sayısını a kök b şeklinde yazalım. Tam kare olan sayıları bildiğim zaman işlemimiz çok basit. Kök 75'i 25 çarpı 3 yaptığımız zaman bu 5'in karısı çarpı 3'tür. Kökte kare ile kök birbirini örtülediği için 5 dışarı çıkıyordu ama 3'ü herhangi bir etkisi olmadığı için 5 köküç olarak kalacaktır. Tam kare sayı aklıma gelmediği vakit yapacağım işlem ise asal çarpanlarına ayırıyoruz. 75 3 çarpı 5 çarp 5'ten yani yine 3 çarpı 5'in karesi. 5'in karesi kökten nötrlüyor dışarıya 5 diye çıkıyor. 3 de içeride kökün içinde kalıp 5 kökçü oluyor. Burada tam kare ifadeleri bilmek bizim için çok önemli ifade oluyor. Karekök içindeki sayıları biri tam kare sayı ile yapılarak iki sayının çarpımı şeklinde yazılır. Tam kare olan sayının karekökü karekök son bölünün başına katsayı olarak yazılır. Diğer çarpan da karekök içinde kalır. Az önce bahsettiğimiz şey a kare çarpı b dediğimiz a dışarıya çıkacaktır ama b içeride kalacaktır. Örnek olarak kök 24. Kök 24 dediğimiz ifade 4 çarpı 6'dır. 4 tam karesi olan yani 2'nin karesi çarpı 6 olan ifadedir. Karesi olan dışarıya çıkacaktır ama 6 dışarıya çıkmayacaktır. Kök 108 sayısı bizim için 36 çarpı 3'tür. 36 çarpı 3 dediğimizde hemen böyle yazdığımız zaman 6'nın karesi çarpı 3. 6 dışarıya çıkacak ama 3 dışarıya çıkmayacaktır. Tabii ki çarpanlarını ayırarak da 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak burada 2'nin karesi ve 3'ün karesini dışarı çıkartıp 3'ü de dışarıda bırakıp aynı şeyi karşılayabiliyoruz. Kök 48 sayısını çıkardığım zaman 48 sayısı bizim için 16 çarpı 3'tür. Kök 48 4'ün karesi çarpı 3 olarak gelir ve 4 kökçü olarak gelebilir farklı şekillerde baktığımız zaman 16'yı parçaladığımız zaman burada 2'nin karesi ya da 4 çarpı 4 çarpı 3 diye yazabiliriz. Sadece 4 dışarı çıksa 2 kök 12 olarak gelecektir. Ya da direkt ben kök 48 olarak farklı farklı karşımıza yazılabilir. Kök 160 birbirinden farklı x kök y biçimde ifadeler x'in ve y'nin alacağı değerleri yanına yazarak kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyelim. Kök 160 1 çarpı 160 olarak karşımıza gelebilir. Ya da 4 çarpı 40 olarak yazdığımız zaman 2 kök 40 olacaktır. x2 y 40 16 çarpı 10 olarak yazılabilir. Bu da 4 kök 10 olacaktır. x4 y 10'dur. Burada ya işlem yapılırken en sade halini kullandığımız zaman kök 160'ı 4 kök 10 olarak yazmak en doğrusu ve en uygunu olarak karşımıza gelir. Aşağıdaki kareköklü ifadeleri örnekten yararlanarak A kök B şeklinde yazalım. Kök 200 dediğimiz ifade 100 çarpı 2'dir. 100 dediğimiz 10 olarak çıkacak ama 2 dışarıya çıkmaz. Kök 20 dediğimiz ifade 4 çarpı 5'tir. 2 kök 5 olarak karşıma gelir. Kök 8 dediğimiz ifade 4 çarpı 2 o da 2 kök 2 olarak karşımıza gelir. Kök 72 36 çarpı 2 6 kök 2 olacaktır. 60 4 çarpı 15 2 kök 15 olur. Kök 50 25 çarpı 2 5 kök 2 kök 300 3 çarpı 100 100 10 olarak çıkar ama 3 dışarıya çıkamaz çünkü herhangi bir karesi elimizde yoktur. 5 kök sayısını 5'i kare kök içine alarak yazalım. 5'i içeriye alabilmem için karesi ile beraber gidiyor. Nasıl burada dışarıya çıkarttığımız zaman 4 2'nin karesi çarpı 2'den 2 dışarı çıkıyordu. İçeriye girerken de karesi olarak gelmesi lazım. 5'i içeriye aldığımız zaman 5'in karesi olarak gelir. Bu da 25 çarpı giden kökelli olarak karşımıza gelecektir. Nedir? Kare kök önündeki kas sayı kare kök içine karesi alınarak yazılması gerekir. Ve kare kök içindeki sayılar ile çarpılır. A kök B ifadesi A kare çarpı B olarak kök içinde gösterim vardır. 3 kök 3 dediğim 3 içeri alınırsa 3'ün karesi çarpı 3 üç, 3'ün karesi 9 olacaktır. 9 çarpı 3'ten 27 olarak karşımıza gelir. 3 kök 11 3 içeriye 9 olarak gelmesi gerekiyor. Karesi alındığı için 9 çarpı 11 99 olacaktır. 3 kök 5 3'ün karesi 9 çarp çarpı 5 Yedi, kök 45 4 kök 3 16 çarpı 3'ten 48 7 7'nin karesi direktmen 49 kök 44 de herhangi bir içeri alma işlemi olmadığı için direktmen kök 44 olur ve sıralama yapacaksam da bunlarda kökün içindeki en büyük sayı daha büyüktür en küçüğü ise daha küçük olarak karşımıza gelir. İşlem yaptığımız zaman arkadaşlar kökün dışına alıyoruz. Bir sıralama yapıyorsak kökün içine alıyoruz. 2 içeri alırsam 4 çarpı 7 olacaktır. Ve kök içinde 28. 9'u içeriye karesiyle alıyoruz. 81 çarpı 2. Kök 162. 5 kök 4 dediğimiz 5'i içeriye alırsam 25 çarpı 4 kök 100 olacaktır. 3 içeriye girdiği zaman 9 olarak girecek. 9 çarpı 5 kök 45. 2 içeriye alındığı zaman 4 çarpı 5'ten kök 20. Tekrar 2 var. 2 içeri alınca 4 çarpı 6 kök 24. 3 içeri alındığı zaman 9 çarpı 2 kök 18 olarak karşımızda. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun sembolleri yazalım. 4 kök 5 büyüktür 5 kök 3. Bu şekilde sıralım olmaz. Burayı yaparken 4 kök 5'i içeriye alıp kök 80 olduğunu bu 5 kök 3'ü içeri alıp kök 75 olduğunu gördükten sonra kök 80 büyüktür kök 75 diyebiliriz. Yani 4 kök 5 5 kök 3'ten büyük ya da kü küçük ifadesini kullanabiliriz. 3 kök 10'u içeriye aldığım zaman kök 90. 6 kök 3'ü içeriye aldığım zaman 108. O zaman burada büyüklük ifadesi olacak. Burada da hemen 3 kök 10 küçüktür 6 kök 3 yazabiliyorum. 7 kök 2 içeriye aldığımız vakit 49 çarpı 2 kök 98. 4 kök 6'yı içeriye aldığımız zaman 16 çarpı 6 96 kök 98 daha büyük olacaktır. Burada büyük olarak karşıma gelir. Tabii buraya da yazmamız gerekiyorsa şöyle yazalım. 108 98 büyüktür 96 2 kök 15 içeri alıyorum. 4 çarpı 15'ten 60 9 çarpı 6'dan 54 kök 60 54'ten büyük olacaktır. Şöyle de kök 60 büyüktür. Kök 54 olur. 45 küçüktür. Kök 132'den. 2 kök 33 132 3 kök 5 45 olarak karşımıza geliyor. 3 kök 5 büyüktür. 2 kök 33 cümlesi yanlıştır. Şunun bu şekilde ifadeyi düzeltmemiz gerekiyor. 5 kök 2 dediğimiz zaman kök 50. 3 kök 5 dediğimiz zaman kök 45. Kök 50 büyüktür. Kök 45 olacaktır. Buraya büyük ifadesi yazarız. 8 kök 2 64 çarpı 2'den kök 128. 7 kök 3 49 çarpı içeriye girdi zaman 49. 49 çarpı 3 yaptığımız zaman 147. O zaman kök 128 küçüktür. Kök 147 olacaktır. Burada küçük ifadesini yapabiliriz. 5 içeriye girdi zaman 25 çarpı 5 125 2 içeriye girdi zaman 4 girecektir. 4 çarpı 30 120. Ne oldu? Kök 125 büyüktür. Kök 120 olarak karşımıza cevap çıkıyor. A ve B doğal sayı olmak üzere kök 128 ifadesi A kök B ise B eksi A değeri en az kaç olur? 128 dediğimiz 64 çarpı 2'dir. O zaman 64 dediğimiz ifade 8 kök 2 olarak gelir. A dediğimiz 8 şöyle a kök b yazarsak eksi 2 6 olacaktır. Aynı zamanda bu 64 çarpı 2 yerine 16 çarpı 8 yapabilirim. Buradan da 4 kök 8 olacaktır. 8 eksi 4 karşımıza 4 çıkabilir. Ya da 4 kök 32 diyebiliriz. 2 kök 32 olacaktır. 32 eksi 2 30 olarak gelecektir. Ya da 128 1 çarpı 128'den hiç hesaplamıyorum. Direkt ben en küçük ifade 4 olarak karşıma gelecektir. Karekökli ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri. Kenar uzunlukları 3 kök 5 ve 2 kök 5 metre olan bir toplantı odasının zemini boşluk kalmayacak şekilde halı ile kaplanacaktır. Bu iş için kaç metrekare halıya ihtiyaç olduğunu düşününüz ve açıklayınız. Çarpma işleminde alanı bulmaktır. Burada yaptığımız zaman 3 kök 5 ile 2 kök 5'i çarpmaktır. Dışarıdaki kas birbirleriyle içeridekiler birbirleri çarpacaktır. 3 ile 2 çarparsak 6, kök 5 ile kök 5'i çarparsak kök 25... Kök 25 dediğimiz ifadede 5 olarak karşımıza gelir. O zaman 6 çarpı 5'ten 30 metrekarelik bir halıya ihtiyaç duyulacaktır. 2 kök 3, 3 kök 3 çarpma işlemine bakarsak kat sayılar kat sayılarla kara köktekiler kare köktekilerle çarpılırsa 6 kök 15 olarak karşımızda özelliğimizi burada verilmiş. A ile C çarpılıyor ayrı. B ile de ayrı bir şekilde çarpılıyor. Kök içerisinde dışarıda katsa yok zaten 1 1. Kök 2 çarpı kök 3. Kök 6. Kök 7 ile kök 7'yi çarparsam 49. Burada şöyle bir özellik yazabilirim buna göre. Kök X çarpı kök X ne olacaktır? X olarak karşımıza gelecektir. 5 ile 2 dışarıya çarpımları olacaktır. Kökün içindekiler kök 2 ile kök 2. Direkt ben 2 olarak yazabileceğim. O zaman 5 çarpı 2 çarpı 2'den cevabımız 20 olarak karşımıza gelir. Kök 12 ile kök 45 çarptığım zaman istersem toplu olarak çarpabilirim ya da dışarıya çıkartıp daha rahat yapabilirim. 4 ile 3 karşıma dışarı çıkarsa 2 kök 3, 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 dışarı çıkar. Dışarıdaki katsayılar birbirleriyle çarpılacak. İçeridekiler birbirleri çarpılıp 6 kök 15 olarak karşıma gelecektir. Aynı şekilde 4 ile 3 dışarıdaki katsayılar çarpılır. 12 6 ile 3'ü çarptığımız zaman kök 18. Bu kök 18 dediğimiz dışarıya çıkabiliyorsa hiç durmadan çıkartacağız. En sade hali şeklinde. O da bize 3 çarpı kök 2 olacaktır. 12 ile 3 çarpınca 36 kök 2 olarak karşımıza cevap gelecektir. Kare köklü ifadelerin çarpımlarını yapalım diyor. 5 ile 3 çarparsam 15. Kök 12 yani bu 4 çarpı 3 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar. 3 içeride kalır. 2 ile 15 çarparsak 30 kök 3 olur. 2 ile 17'yi çarparsam 34. 6 ile 7 çarparsam 42. 42 dışarıya çıkamayacağı için olduğu gibi karşımızda kalacaktır. Kök 3 çarpı kök 5 çarpı kök 20. Buraya çarptığımız zaman hepsini kök 300 olacaktır. Bu 100 çarpı 3 olduğu için de 10 kök 3 olarak karşıma gelecektir. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 2 ile 10'u çarpıyorum 20. 20 dışarı 4 çarpı 5 olduğu için 2 olarak çıkacak. 6 çarpı 2 çarpı kök 5. O da 12 kök 5 olacaktır. 2 ile 3'ü çarptık 6. 7 ile 10'u çarptık 70. 70 dışarı herhangi bir katsayısı olmadığı için çıkmıyor. 8 ile 27'yi çarptığımız zaman Önce bu 8'e bakayım. 2 kök 2. 27 de 3 kök 3'tür. Kas sayılar kas sayılarla çarpıldı. İçeridekiler içeridekilerle çarpıldı. 6 kök 6 olarak karşımıza geçti. 5 ile 4'ü çarptım. 20. Kök 2 ile kök 3 çarptım. Kök 6 olarak geldi. Bölme işlemlerine baktığımız zaman. Kök 18 ile kök 3'ü böldüğümüz zaman beraber aynı işlemde bölebiliyorum ve cevabım kök 6 olarak karşıma gelebiliyor. 15 bölü kök 75'te önce kök 75'i dışarıya çıkartıyorum. Yani 5 kök 3 olarak ve 15'te 3 sadir 3 bölü kök 3 olabiliyor. Ve burada şöyle bir durum vardır burada yıldız. Kökü aşağıda bırakmam istemediğim zaman. Kök 3 bölü kök 3 ile çarptığım zaman 3 kök 3 yukarıda kalıyor. Kök 3 ile kök 3 çarptığım zaman 3 olduğu zaman 3'ler birbirini götürüp kök 3 olarak karşımıza gelebiliyor. 9 ile 3'ü sadeleştirebilirim. 27 ile 6'yı sadeleştirebilirim. 3 çarpı 9 bölü 2. Bu da 9 dediğimiz dışarıya çıkarsa 3 olarak 3 kere 3 9 9 bölü kök 2 olacaktır. Yine az önceki gibi kök 2'yi aşağıda bırakmıyorsam hem yukarıyı hem aşağıyı kök 2 ile çarpıyorum. 9 kök 2 bölü 2 olarak cevabımız karşımıza çıkar. Yine katsayılar katsayılar İçeridekiler içeridekiler de sadeleşiyor. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2. 30'u 6'ya böldüğümüz zaman da kök 5 olarak cevabımız gelir. Özelliğimiz burada. A kök B bölü C kök D dediğimiz zaman katsayılar ayrı. Kara kök içinde ayrı şekilde işlem yapılacaktır. Nerede kullanırız daha çok? Birlikte yapalım 5'te görüldüğü gibi. Alanımız 14 kök 48. Yani Kısa kenarı da 2 kök 3. Uzun kenarı x diyelim. x ile 2 kök 3'ü çarparsak 14 kök 48 olacakmış. Burada her iki tarafı 2 kök 3'e böldüğümüz zaman bunlar birbirini sağlıleştirdi x. 14'ü 2'ye böldüm 7. 48'i 3'e böldüm. Kök 16. Kök 16 durmaz. Dışarıya çıkarttım. 4 olarak 4 çarpı 7 28 olarak karşımızda olacaktır cevabımız. Sıra bizde. Kök 12, 3, 6. Hepsini tek hamlede yapabilirim. 12 çarpı 3 bölü 6. Sadeleşirse 2. 2 ile 3'ü çarparsak kök 6 oldu. Hepsini tek karekök içinde yapıyorum. Direkt ben 3'e böldük. 6. 5 dışarıda. Diğerleri içeride. 3 çarpı 6 bölü 2. 2'ler gitti. 3 kaldı. Yani 5 kök 9 oldu. Kök 9 da dışarı 3 olarak çıkarsa cevabımız 15 olacaktır. 6 2'ye bölsek 3, kök 15'i 3'e bölsek 5 olacaktır. Bu şekilde karşımıza cevabımız gelmiş oluyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu 3. bölümde görüşmek üzere saygılar.